Evet arkadaşlar. Amerikan ördeğimizin ördekli yavruları çıktı. Bakın hemen altta görüyorsunuz. Bu annemiz de bundan 10 gün sonra yatmaya başladı. Tekrar. Ya yeter ki altına yumurta koyun. Yumurtayı bıraktığınız zaman yatıyorlar bunlar. Öyle söyleyeyim. Yani kafalarına göre yatıyorlar gerçi ama yine de çoğunlukla yatıyorlar güzel anneler. Amerikan ördeği güzel annelik yapıyor. Onu söyleyeyim. Bakar mısınız şu güzelliklere? Oo, alttan da çıkıyor. Şu anda görebildiğim 3 tane fazla streslendirmek istemiyorum. Streslenince yavruları ezebilir. Onun haricinde çiftliğimizdeki değişiklikleri gösterelim. Çiftliğimiz bayağı bir şenlendi. Hatırlıyorsunuz bu kaz yavrularına. Artık yavruluktan çıktılar. Neredeyse anne babaya yetişiyorlar. Öyle söyleyelim. Hoppa. Yakaladım sizi. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra bir civcivlerimiz vardı. Hatırlıyor musunuz bilmem. İçinde 3 tane ördek yavrusu vardı. Hop, geldim buraya. Evet, ördek yavrularımız bunlar. Artık yavruluktan çıktılar. 50 gün civarında oldular. Bakın. Şuraya bakar mısınız? Bunlar da diğer civcivlerimiz. Hani size kümesin içinde göstermiştim minicik miniciklerde. Şimdi bunlar da yarka oldular. Yani tavukla civciv arasında bir büyüklüğe ulaştılar. Bu arada yine bir sürü civciv arkadan gelmeye devam ediyor. Bazılarının tedavilerini uyguluyoruz. İşte bakın bu şekilde mecburen ayaklarını pipetin içine geçirip bağlamak zorunda kaldım. Çünkü hoppa, ayakları yamuk basamıyordu. Basamıyordu. Ses geldiği için duydunuz mu bilmiyorum. Evet. Onun haricinde dün çok fırtına şeklinde bir rüzgar vardı. Artık her şey dağılmış. Bakın. Şu cüce koşin ailemizin yavruları. Şurada baba. Bunlar toprakta eşeleniyor. Eşelenmeyle alakalı size bir video çekeceğim. Nedir ne değildir, niye yaparlar? Nasıl bir eşelenme yerleri olması lazım? Bakın şu anda dut yiyor. Dökülen dutlarımızdan yiyor. Yerken yavrulara gösteriyor. Yediğini gösteriyor. Yani aslında bir hamlede yiyebilir anne. Ama önce yediğini gösterdi. Bakın diğer tarafta bütün yavrular bu sefer dutlara yoğunlaşmaya başladı. Yoksa dutları yemiyorlardı. Dutlarımız hop nerede? Bakın. Devamlı dökülüyor dutlar. Evet. Onun haricinde size göstereceğim bahçem var. Bahçe videosunu izleyenler, benim bahçe videomu izleyenler muhakkak hatırlayacaktır. Ne dikmiştim, neler yapmıştım. Şimdi yavrularımız
26 Mayıs bugün. Neler olmuş tekrar? Hatırlarsanız biberlerimiz vardı. Biber dikmiştik. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biberlerimiz, daha doğrusu sebze yatağına koyduğumuz toprak, tamam, çok güzel bir toprak, milli bir toprak. Fakat köylülerin de dediğine göre taze bir toprak olduğu için, yani taze dediğimiz işte dipten alınma, gübresiz, ne bileyim işte çok fazla güneş görmemiş olan bir toprak olduğu için çok verimli olmadı açıkçası. Buradaki köylünün demesine göre önümüzdeki sene bu toprak daha verimli olacak. Daha çok yağmurla işte gübreyle kaynaşıp daha çok ürün vermesi sağlanacak. Ürün verecek, daha doğrusu öyle söyleyelim. Yine de verimli. Yani fena değil şu anda. Bakın. Patlıcanlarımızın hepsi çiçek açtı. Muhtemelen 5-10 güne kadar patlıcanlarımızı görürüz. Bunlar turplarımız. Bunlar havuçlarımız. Havuçlar bu arada çok geç büyüyor. Yani atıyorum, tohumları diktim, İşte havuç niye çıktı, çıkmadı demeyin. Herhalde bir 45 gün sonra falan görürsünüz havuçların şeylerini, fidelerini. Yani 45 gün, 50 gün içinde ancak çıkıyor. Arkadaşlar, bu güneş altında, yani biz Mayıs'ın başlarında ekmiştik bunu. Nisan'ın sonlarında, Nisan'ın ortalarında hatta ektik. Güneş altında kesinlikle pazı ve ıspanak olmuyor. Onu söyleyeyim, güneş altında. Hani bunun gibi yapsaydık olacaktı ama bunlar soğanlarımız. Arkada sarımsaklarımız baş verdi. Onları yavaş yavaş sökeceğiz. Evet. Bakın, güneş altında olmadığı zaman marullarımız, kıvırcıklarımız oluyor. Toprağın gene iyi olmamasından dolayı ve biraz da tohumu sık kaçırmışım rokada. Çok pardon. Tohumlarım, rokalarımız doğru düzgün olmadı. Hani tadını da yiyemedik. Bir de böceklendi açıkçası. Hani bakın, biz ilaç koymadığımız için, yani evin önünde böceklenmemişti. Burada niye böceklendi bilmiyorum. Delik deşik oldular. Maydanozlarımız, arkada dereotlarımız. Dereotları da bu arada çok çok geç çıkıyor. Onu söyleyeyim. Hatırlar mısınız? Patates ekmiştik çuvallara. Patatesler bu şekilde oldular. Şimdi biz bunların diplerini yavaş yavaş buraya kadar, mesela ben toprak dolduracağım. Çuvalı biraz daha kaldıracağım. Ki bu taraflardan da artık yavaş yavaş şey versin, patates vermeye başlasın. Bakın, hepsi gayet sağlıklı oldular. Bunları bugün tekrar sulayacağız. Ben iki günde bir suluyorum şu anda. Evet, geçelim. Domateslerimize. Salatalıklarımıza, domateslerimize ve artan fidelerimize diyelim. Şimdi gelelim sebze yatağının önemine. Bakın. Yerde olan patlıcanlarımın hepsinde şu anda böceklenme var. Sebze yatağımda olan patlıcanların hiçbirisinde böceklenme yok. Yani sebze yatağı böceklenmeyi geciktiriyor diyelim biz buna. Onun haricinde daha önce de bahsettim mi bilmiyorum, bu domatesleri bize oturak domatesi diye verdiler. Oturak domates falan değil. Bildiğimiz sarmaşık domatesi dönmüş.
Yani biz bunları böyle ilkel bir yolla atmaya çalıştık ama olmadı. Ortaya bir destek daha atmam lazım. Yapamadık. Vaktimiz olmadı. Şimdi bugün yarın yapacağız. Domatesler gayet verimli. Çok fazla domates vermeye başladı. İlk domatesimiz kızardı bile. Bakın bu domatesler yattı. Şimdi bunları düzenlemem lazım benim. İlk domatesimiz bugün 26 Mayıs. Bakın kızardı. Hakiki ilaçsız, hormonsuz domates. Yani az ürün alalım ama ilaçsız alalım. Biz ona çok özen gösteriyoruz çünkü dalından koparttığım zaman ekmeğin arasına koyabilmeliyim. Şöyle üstüme bir silip tozunu toprağını atıp doğrayabilmeliyim, öyle söyleyeyim ben size. Yiyebilmeliyim rahat rahat, gönül rahatlığıyla. Kabaklarımız. Ve salatalıklarımız. Arkadaşlar dediğim gibi az önce de belirtmiştim, burada çok fazla bir rüzgar oldu, 2-3 gün aşırıydı rüzgar, her şeyi savurdu. Bu salatalıklar normalde yemyeşildi, birden sarardı. Tabii çok sarsıldılar. Yine devam eder mi salatalık vermeye? Eder herhalde. Var üstünde salatalık da var, böceği de var, bakın. Salatalığımız da var. Üstünde var. Evet. Bir bilgi daha vereyim. Vermiş miyim daha, belki de biliyorlar da bilmiyorum ama. Şimdi biz patlıcanları normalde içeriye dikmesek de olurmuş. Hani tavuk yemiyor dediler. Köylü, buradaki köylüler. Tavuk patlıcan yemez dediler. Biz de dışarıya da. Hadi artan patlıcanlarımız vardı. Bakın telin dış tarafında. Gerçekten de yemiyormuş tavuk. Dışarı ektik. Damlamalar vardı zaten. Su şeylerin, ağaçların diplerine damlama çekmişler. O damlamaların boş gözlerine, yani boşa atan gözlerinin diplerine ben patlıcan ektim. Kendi kendine onlar sulanıyor. Patlıcan suyu da seviyor zaten. Onun haricinde şey göstereceğim size. Evet. Bunlar da bizim karpuz fidelerimiz. Bunların yanlarına kabak fideleri ektik. Kabak fideleri bu tarihte ekiliyormuş. Ben de ilk defa öğrendim. Normalde Ağustos civar falan ekiliyor diye biliyordum ama işte buradan verdiler fideleri. Gayet de güzel. Kol attı bütün karpuzlar. Biz örtü altı yapmadık karpuzu. Örtü altı yapmış olsaydık şimdiye kadar karpuz bile almıştık. Ama ne gerek var? Zaten yaza geliyoruz. Hiç gerek yok. Burada da ayrıca bakın dışarıya ektim patlıcanları. Yani patlıcanı ben bol ektim bu sene. Bu sene ajvar yapacağım. Ajvar veya lutenitsa derler. Lutenitsa yapacağım. Biz çok severiz kahvaltıda ekmeği sürmelik şeyleri. O yüzden bol bol yapacağız. Çok da lezzetli oluyor. Evet, 26 Mayıs'tayız. Dediğim gibi bahçenin son durumu bu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım arada faydalı bilgiler verebilmişimdir. Herkese iyi günler dilerim. Herkese hayallerine kavuşabilmesini dilerim. Sizden ricam, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, yorum atarsanız, olumlu veya olumsuz hiç fark etmez. Çok sevinirim. Veya eleştirileriniz olursa eleştiriye açığımdır. Eleştiri de yapabilirsiniz. Muhakkak doğru şeyler söyleyeceksinizdir. Herkese iyi günler dilerim.